Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim 22 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2022 yılının yine önemli bir dönemindeyiz. Ekim ve Kasım ayı tutulma zamanı. Tutulmalarla birlikte biliyorsunuz daha hızlı, daha önemli gelişmeler hayatımıza gelmeye başlıyor. Evet, bu ay konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Gezegeniniz Merkür retrosu artık tamamlanıyor. Akrep burcunda güneş tutulması yaşayacağız ve Mars ikizlerde burcunuzda gerilemeye başlıyor. Evet, detaylara bakalım. Güneş ve Venüs 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak. Bu sizin için tabii ki güzel bir transit. 5. evinizde olacak. Daha keyifli, daha umutlu, yaşamdan keyif almanızı, eğlenmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Çocuklarınızla ilgili temalar, aşk hayatınız, romantik konular, kişisel girişimleriniz, hobileriniz, sosyal hayatınız, Güneş ve Venüs'ün destekleriyle ayın büyük bölümünde sizin için daha canlı görünüyor, daha olumlu görünüyor. 9 Ekim'de 16 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. Dolunaylar bir tamamlanma, sonuç alma, dönüşüm sürecidir aslında. Bu dolunay bir projenizi tamamlamanızı sağlayabilir. Gelecekle ilgili bazı hedefleriniz, umutlarınız, hayalleriniz olabilir. Üzerinde çalıştığınız işler ve buralardan alacağınız maddi manevi sonuçlar söz konusu olabilir. Bir ödül, bir başarı getirebilir bu dolunay size. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor biliyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bunu her zaman belirtiyorum. Özellikle doğum haritalarınızda öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa o zaman bu dolunay sizin için çok daha önemli ve etkili olacaktır. Sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, içinde bulunduğunuz bazı ekip çalışmaları, gruplar, buralarda da dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Evet, bir gruptan ayrılma veya yeni bir gruba, bir organizasyona dahil olma, herhangi bir dernek, kulüp çalışması veya toplumsal bir organizasyona dahil olma, bir vakıf gibi bir kurum olabilir ya da işle ilgili bir ekip çalışması, bir eğitim, örneğin bir grup eğitimine katılmanız ve benzeri bunlarla ilgili konularda bu dolunayla beraber gündemde olabilir. Evet, gezegeniniz Merkür artık Terazi burcunda biliyorsunuz gerilemeye başlamıştı. Retrosu bitiyor. 2 Ekim'den itibaren ileri harekete dönüyor. Önce Başak burcunda, ardından 11 Ekim'den itibaren Terazi burcunda ilerliyor olacak. Gölge günlerinin tamamlanması ay ortalarını bulabilir. Ay ortasından sonra daha hızlı, daha güçlü bir Merkür söz konusu. Bu durumda sizi olumlu etkileyecek. Enerjiniz güçlenecek. Zihinsel aktiviteniz artacak. İletişim gücünüz yükselecek. Özellikle 11 Ekim'den sonra Terazi burcuna geçişiyle beraber Venüs ve Güneş de orada 5. ev konularınızda daha fazla bir canlanma bekleyebilirsiniz. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Sosyal hayatta daha aktif olabilirsiniz. Her türlü yazılı, sözlü, iletişim ya da işte sanatsal beceri, kişisel yaratıcılık alanında daha aktif, daha verimli, daha dikkat çekici bir dönemde olabilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Sevdiğiniz kişilerle iletişimleriniz daha paylaşımcı, daha hoş olabilir. Daha uzlaşmacı olabilirsiniz. Bu bazı anlaşmazlıkları çözmeniz, barışmanız veya işte bir imza atmanız, bir sözleşme yapmanız için de aslında çok verimli bir dönem. Çocuklarla da ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Çocuklarınızla da ilgili ay ortasından sonra, 11 Ekim'den sonra sizin için daha keyifli, daha olumlu adımlar atılabilir. 23 Ekim'de Güneş ve Venüs artık terazinin ayrılıp Akrep Burcu'na geçecek. Sizin için biraz daha hayatın sorumlulukları, işte iş konuları, mesleki konular, günlük hayatınızın genel ihtiyaçları, bunlar ön plana çıkmaya başlayacak. 25 Ekim'de 1 derece Akrep Burcu'nda yeni ayla beraber Güneş tutulması yaşayacağız. Bu Güneş tutulması sadece Ekim ayıyla sınırlı değil biliyorsunuz. En az 6 ayı etkiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki Nisan sonlarına kadar bu tutulma tesirleri devam edecek. Akrep Boğa aksındaki ay düğümleri ve bu aksta olan Boğa Akrep tutulmaları
2 yıllık bir döngüde önemli ve bunlar daha büyük resmi şekillendiren, büyük planda aslında daha kadersel değişimler getiren durumlar. Sizin 6. evinizde bir yeni ay ve güneş tutulması, iş hayatınız, çalışma koşullarınız, buralarda bir yenilik, değişim gündeme getirebilir. Bir işe başlayabilirsiniz ya da çalışıyorsunuz, belki çalışma ortamınızda, çalışma düzeninizde bir değişim olabilir, bir yenilik olabilir, beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerde değişimler olabilir. Günlük hayatınızın alışkanlıklarınız ve düzeninizde de yenilikler olabilir. Örneğin belki spora başlayacaksınız, beslenme programınız değişecek, bir evcil hayvan sahibi olacaksınız veya işte sağlıkla ilgili bazı uygulamalar olabilir. Çünkü 6. eviniz sizin sağlığınızı da etkiliyor. Sağlığınızla ilgili bir sorununu da keşfedebilirsiniz veya işte var olan bir sağlık problemini iyileştirmek için şifa çalışmaları olabilir ya da işte bununla bağlantılı olarak bir tedavi programı, bir beslenme programı, yani günlük rutinlerinizde bazı dönüşümlerin, değişimlerin olması da mümkün olabilir sevgili İkizler. Ama herkes etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, Akrep, Boğa, Kova ya da Aslan gibi sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Bir derece ve yakınlarında olan gezegenler etki alacağı için bunu söyleyebiliriz. Eğer bu derecelerde gezegenleriniz bulunmuyorsa bu tutulmanın sizin için etkileri o kadar da önemli olmayabilir. Daha hafif, daha günlük rutinlerle ilgili hissedebilirsiniz. Bir yeni ay etkisi gibi hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Ve ayın sonlarında artık 29'undan itibaren burcunuzda, Ağustos ayından bu yana burcunuzda ilerlemekte olan Mars gerilemesi başlayacak. 29 Ekim ile 13 Ocak arasında Mars retro yapacak. Her 2 yılda bir, yaklaşık 2 ay Mars gerilemesi yaşarız. Bu sefer İkizler Burcu'nda olacak. Mars biliyorsunuz uzun süre, önümüzdeki 2023 Mart sonlarına kadar burcunuzda, 13 Ocak'a kadar da gerilemesi söz konusu. Buna biraz daha dikkat etmemiz gerekecek tabii ki. Önemli bir durum bu. Çünkü sizin burcunuzda gerileyecek. Bu sizin her şeyden önce biraz daha dikkatli olmanız gereken, temkinli olmanız gereken bir süreci işaret ediyor. Mars hareket demek, eylem demek. İnisiyatif almak, işte girişimde bulunmak, cesaret. Bununla beraber tabii ki mücadele, savaş gezegeni. Mars gerilerken enerjiyi kontrol zorlaşır. Bu da bizi biraz daha sıkıntılı bir duruma sokabilir. Dolayısıyla cesaret göstermemiz gereken, adım atmamız gereken yerlerde zorlanabiliriz. Bununla beraber olmadık durumlarda, hani böyle bir enerji birikmesi ve patlama şeklinde gereksiz agresyonlar oluşturabilir. Kazalara, sakarlıklara daha açık olabiliriz. Yükselen burç üzerinde de özellikle etkili olabileceği için sağlık konularında zorlayıcı olabilir. İşte bu yaralanmalar, kazalar, sakarlıklar oluşturabilir ama Mars ateşli rahatsızlıklar, işte enfeksiyonlar, özellikle solunum yolları, akciğerler, bu bölgeleri daha çok etkiler. Buralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Kış aylarında da gerileyecek. İşte soğuk algınlıklarına dikkat etmemiz lazım. Bağışıklığımızı güçlü tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Bağışıklığımızı güçlü tutmak için beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Belki ek takviyeler almamız lazım. Kendimizi riske sokacak hareketlerden, eylemlerden uzak durmamız lazım. Kronik sorunlarımız varsa, özellikle bağışıklık sistemimizle alakalı, sağlığımızla ilgili konularda kesinlikle ve kesinlikle çok dikkatli olmamız gereken bir dönem. Kişisel girişimler alanında da düşünmeden hareket etmemek, dürtüsel davranmamak gerekiyor. Özellikle işte kazalara karşı, sakarlıklara karşı da çok daha temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.